Bu videoda sizlerle iltihaplanmalar için çok güçlü bir doğal ilaç paylaşmak istiyorum. Sadece iltihaplara değil, otoimmün hastalıklar, iltihaplı bağırsak hastalıkları, artrit ve iltihaplı cilt rahatsızlıkları için çok faydalıdır. Bu söyleyeceğim şeyin iltihaplanmalar ile ilişkisi hakkında daha önce hiçbir şey duymamış olabilirsiniz. Eğer bebekken bu maddeyi tüketme şansı bulduysanız, onun faydalarını çoktan deneyimlemiş olabilirsiniz. Bu besini hiç alamayanlar, ne yazık ki muhtemelen bir tür iltihaplı rahatsızlıktan müzdarip olabilirler. Bu maddenin gerçekten ilginç bazı faydaları var. Özellikle bağırsaklar için. Aslında hepimiz çok geçirgen bir bağırsakla doğarız. Yani bağışıklık sistemimizde boşluklar vardır. Bu madde de aslında bağışıklığı süper sıkı hale getirmek için bu boşlukları kapatıyor. Bu madde aslında size bağışıklık kazandırabilir. Evet, bize bağışıklık kazandırabilir. İki tür bağışıklık vardır. Annenizin size verdiği bir tür bağışıklığa sahipsiniz. Bu videoda da bundan bahsediyoruz. Sonra patojenlere maruz kalma yoluyla zamanla kazanılan ve geliştirilen diğer bağışıklık sisteminiz var. Bu madde size pasif bağışıklık verebilir. Aslında aşağıda bağlantısını vereceğim bir çalışmada grip önlemede 3 kat iyileşme göstermiştir. Başka bir çalışmada ise NSAID'lerin neden olduğu bağırsak hasarını, H. pylori bakterilerinin neden olduğu isale neden olan enfeksiyonların neden olduğu ve ayrıca otoimmün hastalıkların neden olduğu hasarları da iyileştirebileceğini gösterdi. Son olarak da kas gelişimini iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu yüzden atrofisi olan insanlar için gerçekten çok iyidir. Tüm bunlar oldukça büyüleyici etkiler. Bu madde aynı zamanda timüs bezini onarma yeteneğine de sahiptir. Timüs kalbin üzerinde bulunan bir bağışıklık bezidir. Bu bez T hücreleriniz için eğitim kampı gibidir. Bahsettiğim madde kolostrum veya ağız sütüdür. Peki kolostrum nedir? Kolostrum annenin doğumdan sonra bebeğine emzirdiği ilk süttür. Bu nedenle anne sütüyle beslenen bebekler ile bebek mamalarıyla beslenen bebekler arasındaki farkı gösteren birçok çalışmalara göre uzun vadeli sağlık, otoimmün hastalık riskinde artış, alerji riskinde artış, astım riskinde artış, solunum yolu hastalıkları riskinde artış açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Anlaşıldığı üzere bebeklerin anne sütü alması gerçekten önemlidir. Maalesef çoğu insan anne sütü emmemiş ve bundan yararlanmamıştır. Ancak bebekken almamış olsanız bile kolostrumun etkilerinden faydalanabilirsiniz. Bu yüzden bunun hakkında konuşacağız. Fakat önce kolostrumun gerçekte ne olduğunu ve ne içerdiğini anlamamız gerekir. Aslında kolostrum, dönüştürücü büyüme faktörü alfa ve beta olarak adlandırılan şeyin tek doğal kaynağıdır. Peki bu nedir? Bu, bağışıklık sisteminizi düzenlemenize büyük ölçüde yardımcı olabilecek bir şeydir. Doku onarımına da iyi gelir. Kolostrum ayrıca insülin benzeri büyüme faktörü 1 ve 2'nin tek doğal kaynağıdır. Şimdi bu faktör nedir? Az önce bahsettiğim gibi bu bileşinin timüs bezinin yaşa bağlı atrofisini tersine çevirdiği bulundu. Çünkü yaşlandıkça timüsünüz küçülür. Yani timüsünüzü geliştirmek için yapabileceğiniz her şey gerçekten çok faydalı olacaktır. Çinko ve D vitamini gibi başka şeyler de vardır ama kolostrum da yardımcı olabilir. Kolostrumun sahip olduğunuz tüm farklı T hücrelerini, kanser önlemenize ve virüslere saldırmanıza yardımcı olan doğal öldürücü hücreleri artırdığı ve aslında patojenlere karşı bir bariyer sağlayan makrofajları artırdığı gösterilmiştir. Kolostrum normal sütten 2 kat daha yağlıdır. 4 kat daha fazla protein içerir. Ayrıca bağışıklık sisteminize destek veren bağışıklık faktörleri olan immunoglobulinlerden 250 kat daha fazla içerir. Bu iltihaplanmayı önemli ölçüde azaltabilir. Hayatının başlangıcında bir bebek için kolostrumun faydalarından biri bağırsakların içinde bulunan kökler gibi minik 12 parmak bağırsağının villuslarının gelişmesidir. Kolostrum onların gelişimine yardımcı olur. Bu nedenle bu villusların normal gelişimini almazsanız, Gelecekte besinlerin emiliminde sorun yaşayabilirsiniz. Sonra malabsorpsiyon denen bir şey geliştirebilirsiniz. Ancak bu kolostrum hakkında daha da büyüleyici bir şey var. Kolostrum ve mikrobiyom arasındaki ilişki üzerine araştırma yapmaya başladım. Bu kolostrum, mikrobiyom yani dost mikroplar ve bakteriler açısından çok zengindir. Yani ilk sütün yaptığı şey, annenin bağışıklık sisteminin bir kısmını bebeğe enjekte etmek ve aynı zamanda bebeğin bağırsaklarına bu mikrobiyomu tohumlamaktır. Bu arada bu mikrobiyom bağışıklık sisteminizin yaklaşık %70 ila 80'ini oluşturur. Bu yüzden size pek çok harika şey verir. Pastörize süt tükettiğimizde temel olarak ısıtma işlemi tüm bu enzimleri, bu bağışıklık proteinlerini, tüm mikrobiyomu öldürür. Hatta pastörize süt ile çiğ sütle beslenen buzağılar üzerinde bile bazı ilginç çalışmalar vardır. Genel sağlık durumlarında büyük bir farklılık tespit edilmiştir. Bu çalışmaya bakmak isterseniz linki aşağıya bırakıyorum. Elbette bu kadar çok kişinin süte alerjisinin olmasının bir başka nedeni bağışıklık sisteminin bunu çok yabancı bir şey olarak algılamasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ineklerin %100'üne kolostrum veriliyor. Anne sütü emmedikleri takdirde bebeklerimize neden kolostrum verilmediğini bilmiyorum ama bence bu çok faydalı olurdu. Bu nedenle bebeklerin anne sütü emdiğinden emin olun. Pekala. Keçi kolostrumu bulmaya çalışın. Çünkü keçi kolostrumu inek kolostrumundan daha iyi sonuç verebilir. Neden mi? Çünkü inek kolostrumu alerjiniz olabilecek kazein ve diğer proteinler içerebildiğinden bu size sorun yaratabilir. Ancak genellikle keçi sütüne ve özellikle keçi kolostrumuna karşı daha az alerjiniz olur. Çünkü keçi sütü anne sütüne inek sütünden daha çok benzerlik gösterir. Ancak diyelim ki keçi kolostrumu içeren bir takviye bulamıyorsanız en azından aşırı ısıl işlem görmemiş bir kolostrum formu bulmaya çalışın. Birçok seçenek var lakin size marka ismi vermek istemiyorum. Tabii ki bulamazsanız alerjik reaksiyon olasılığını azaltmak için kazein içermeyen bir şey bulmaya çalışın. Bağışıklık sistemiyle ilgili herhangi bir şey özellikle kolostrum aldığınızda çok küçük bir miktarlarla başlayıp test etmelisiniz. Çünkü ilk başta bazı bağışıklık reaksiyonlarını tetikleyebilir. Dolayısıyla küçük miktarların yatmadan hemen önce yarım tablet alın ve nasıl tepki verdiğinizi izleyin. Ardından etikette yazan doza ulaşana kadar miktarı kademeli olarak artırın. Hemen çok fazla almaya başlamayın. Çünkü süt veya süt ürünlerine alerjiniz olup olmadığını bilmiyor olabilirsiniz. Kolostrumun iltihaplanmaya karşı etkileri gözden kaçırdığınız bir bilgi olabilir. Ne yazık ki anne sütü emmeyen birçok insan annemizden alabildiğimiz bağışıklık faktöründen faydalanamazlar. Bu yüzden mikrobiyomunuzu oluşturmak ve bağışıklık sistemini başka şeylerle desteklemek için daha çok çalışmalıyız. İltihaplanmayı gideren şeyler hakkında konuştuğumuza göre bu konuda sizinle paylaşabileceğim daha birçok bilgi var. Kış aylarında geçirdiğimiz enfeksiyonlarla ilgili videolarımızdan biri on binlerce kez izlendi. O videoyu buraya ekliyorum izlemenizi şiddetle tavsiye ederim.